İyi seneler diyeyim size her şey durunca. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin geçmiş Merry Christmas'ınızı çok kızışıyor şey olsun. Merry olsun yani. Merry. Neşelere kalmasın. Merry mi veri mi? Merry Merry. Aha Merry. Teşekkür. Merry Merry. Çok teşekkür ederim. Hiç Merry oldu mu sen hayatında? İki ya da üçtür daha şey değil yani ben. Kraliçeyi saymıyorum. Yok zaten o aşağı kutsal şey. Doğru canım. Yani. Ya şüphesiz ki. Ve cehaletime verin lütfen. Estağfurullah. Hey. Ama saymıyorum yani yine de. Saymayın onu. Onu saymıyorum. Saymıyorum, yani. Saymayın. Ya Meri'den saymıyorum yani. Meri'den sayılmaz zaten. Tabii. Zaten Meri değil ki. Yani evet Meri değil doğru. Evet. Doğru doğru. Çok iyi. Benim kastettiğim Antionet'ti. Ya da Antigon. Antionet o. Antionet. Shelley vardı bir de. Mary Shelley. Mary Shelley vardı tabii. Sherry vardı bir de. Sony Şer. Onun şeyle anlaşması vardı. O yıllarda Sony çok güçlüydü. Firma olarak. Firma olarak. Yıllarca öyle sandım ben. Kadın çok güzeldi. Kadın o kadar güzeldi ki adam gözükmüyordu yani. Yani evet. Ama iç seni yakar, dışı beni yakar amir yani. Şimdi yani tabii, tabii. Bir de git bir de ona sor bakayım. Git bakayım. Ha. Ha, bakalım ne anlatıyor. Ne anlatıyor. Ha. Tabii. Sonuçta orada da bir şer var. Evet. Evet. Orada da bir şer var o kesin yani. Bir şer var. Hayır bu şer mi? Şey... Allah şerrinden korusun. Yok ya. Evet daha dinleyenler kaybedenler kulübü burası. Evet. Değerli dostum Tavunduk ben Kaan Çaydamlı. 2024'ün ilk nüshasında sizlerle birlikte. Aslında bu sıfır evet, ne olduğu nüshası evet, sayılır. Sıfır. Bu sıfır. Özel bir evet. Nüshası. Evet, sosyal medyada da belirttiğimiz gibi biraz geç döndük geri. Ama buradayız. Bir takım değişiklikler evet, evet. Olmak üzere size söylediğimiz bu official YouTube kanalı Kaybedenler Kulübü o yüzden takip etmenizde tekrar fayda var. Dolayısıyla 2024 içinde özel olmayan nüshalarla tekrar görüşeceğiz. Yani belki yalnızlıktan belki yoğunluktan belki hastalıktan. O biraz hadi canım sendecilikten. Hadi, ağırlıkla hadi canım sendecilikten. Evet, evet. Bir de yani belli bir yaştan sonra hakikaten insan rahata da alışıyor. Yani şimdi sen sıcak kanepeni bırak kalk gündüz kaçırdığın Müge Anlı'nın üstasını. Şey yap. Tam açmışsın. Tam... şey hani cinayet ortaya çıkmak üzere çıktı çıkacak salondan sesleri yükselirken en yüksek anda hay Allah yayın var kalk çık evden çık da şey yap. Git dışarısı buz gibi tabii. Ben mesela şu an Survivor'ı kaçırıyorum büyük şey kaçırıyorsun tabii. Büyük kaçırma yani. Acaba şey oldu mu? Bir şeysi bir şey. Birinin bir yerine bir şey oldu mu acaba? Falan. Evet. Poyraz ne yapıyor? Paket yaptı mı? Evet. İşte şey. Tam şey yapamıyorum şu an. Yani o... Zor tabii yani, zor. Yani. Bir de travmatik bir de. Bunları da kabul etmek lazım. Bak travmadan ne oldu Samsun? Bak ah. Kızarmış. Evet. Evet. Bayağı yani sen bayağı vücudun kızarmış. Senin. Yok o gömlek. Siktir abi. Bu gömlek. Baya gömlek bir şu. Ekose. Abi. İskoç mu? İskoç şeysi var. Bu biraz İskoç. Bu bence baya İskoç. Koyun şeysi bu. Evet. Koyundan yapılıyor bunlar. Çok memnunum.
Çok teşekkür ederim bu arada. Koyun bir dönem en değerli şeylerden biriydi. Yani hakikaten etinden çok... Ben bu arada koyun eti çok severim. Bunu yani, daha önce söylemiş miydim? Hayır, ilk defa. Evet. Ben vejetaryen sanıyordum seni. Vejetaryen koyun. Koyunlar biliyorsunuz vejetaryandır. Evet. Yani onu sen, yani koyun eti sen çok vejetaryen hayvan yiyorsun yani. Tabii ben etobur hayvan yemem. Evet. Prensip koyun. Mesela köpek balığı yemem ben. Köpek balığı? Evet. Yani bile bile yemem. Önüme koyarsan yerim. Ama bu illa da bu şey dersen, onunla gelirsen yemem. Yani ne bileyim ben, bir kuzey rüzgarında kurutulmuş beyaz köpek balığı etin yanında bir Finlandiya şeyi, içeceği. O sayılmaz ama. Şimdi böyle anlattığınız zaman şey olur o. O etten sayılmaz. Etten sayılmıyor. Evet. O başka bir şeye giriyor. Ne diyelim ona? Başka bir boyuttaki bir tüketim objesi. Evet. Bir tüketim şeyi, bir davranışı. Bir obsesif, hiper obsesif davranışa giriyor. Evet, tabii. Evet. Evet. Geçmiş olsun hakikaten. Yani. Ya benim için öyle. Ya yani, anlıyorum bunu. Bunu çok iyi anlıyorum. Mesela ben şey yemem. Uçan kuş yemem. Ama uçan kuşları zaten yazık be, o hayvanlar. Yani şey hariç açıkçası. Bıldırcın hariç. Bıldırcın uçuyor mu? Ya işte hani sözüm ona uçarsa diye. Onun dışında... Keklik mesela. Keklik zaten kuş sayılmaz. Evet. O bir... Yer hayvanı. Tavuk, bir tür tavuk. Kuyruklu hayvan. Evet, kuyruğu. Yani mesela timsah da severim ben. Özellikle şu. Arka bacağına sırttan bağlanan bonfile diyorsun dokulardan bonfile. Timsah bonfile şeydir. Löpet. Löpettir. Evet. Löp beyaz et. Yani. Çorbası. Şey, çorbası. Levrek gibi. Onu bir susama bulayacağım. Bir tatlı iki sosla bir döndüreceğim. Birazcık bal, birazcık çili. Bir şey yapacağım. Şey, efendim neymiş? Ya, eşek değilsin ya, Allah Allah yani. Değilim. Birazcık. Yani at yemem ben. Binerim. Ama çok zorda kalırsam. Ama mesela, at vejetaryandır yani. Ama çok zorda kalırsam. Hayvan mesela ölmüş. Şimdi ne yapalım? Şeyler, kargalar mı yesin? Gömelim mi? En iyisi. Kaz bitmez zaten. En iyisi soğumadan önce. Henüz kanı sıcakken. Karaciğer. Direkt karaciğere dalacaksın. Dalacaksın. Döşünden gireceksin. İçini temizleyeceksin. Evet. Atın maalesef. Yani %60. Kürkü işe yaramıyor. Yaramaz. Şöyle söyleyeyim sana. %60 döş. Evet. %10 gerdan. Evet. Şöyle yanakta evet, alacaksın. Evet. %10 gibi de kontur filesi. Tamam. Böyle bir ince bir daha ne şey yaptım. Hayvandan mı? Daha ne şey. Yani hayvanlık olur canım da. Yani. Başka bir şey istemek. Yani çok acayip John Wayne diye bir başyapıt vardı. Hatta ben onu radyoda okudum. Sen bunu okumuştun, evet, hatırlıyorum. Yani, saatlerce. Bir atla bir erkeğin çöldeki garip, evet, iç burkan hikayesi. Mümkün olsa da tekrar okusam mesela. Ya, mükemmel bir kitap, evet, değil mi ya? Evet. Çok saçma yani. Adını hatırlamaya çalışıyorum şu an. Ben de adı gelmiyor bana da. Kovboylu bir şey miydi? Yani kovboylu bir şeyse de yani Türkiye'de Basan'ın uydurduğu bir isimdir. Yani. Olabilir. Bir kovboylukla ilgisi yoktu şimdi. Ya vardı tabii. Sürgünde bir kovboy. Sürgünde bir kovboy. Evet. Ya doğru olabilir o zaman. Sürgünde bir kovboydu ismi. John Wayne. John Wayne. O yoğurdu meşhur olan yer neresiydi? Kanlıca. Yok, o burada. Antalya tarafında, Akdeniz tarafında. Türküsü vardı. Silifke. Evet, çık yukarı. Artvin. Çık yukarı Artvin, Erzurum. Gürcistan. Şey, yani İzmir ve yakın çevresi. Yakın çevresi tabii ki, herhalde yakın çevresi. Bize dahil olmak isterseniz bu gece lütfen FM.standart
adresli Instagram hesabımıza bir direkt mesaj gönderin ki dahil olmak istediğinizi bilelim. Belki de sizi canlı yayına alalım, sizinle konuşalım. Belki de cuma akşamı aynı sofrada aynı suyu içelim. Derim ben. Bir şey. Sofra. Tüm bunların dışında Kaybedenler Kulübü'nün artık bir klişesi olan 3 konumuz var önümüzdeki yaklaşık 58 dakika gibi gösteriyor evet. Yönetmenimiz şu an yayın süremizi 58 dakika içerisinde konuşacağımız bunlar hayat, kadınlar ve aşk olacak evet. Maalesef. Enteresan hakikaten. Yani hakikaten konuşmak da isteyebileceğimiz Türkiye'nin gündemine bırakın Türkiye'yi bulunduğumuz coğrafyanın gündemine çok uygun konular. Bugün biraz kısa bir nüsha olacağı için özel bir nüsha çünkü. Biraz üstün körü geçecekmişiz gibi. Yani sanki, evet, sanki. Düşünmeyin yani. Öyle düşünmeyin. Ama yani üstün körü geçeceğiz yani. Bence de üstün körü geçeceğiz. Ama öyle düşünmeyin. Yani kötü düşünmeyin yani. Ben her şeyin başı şey su. Öyle miydi? Her şeyin başı su muydu? Sonu da su. Her şeyin sonu da su. Dolayısıyla başı ve sonu su olan... bir şeyden bahsetmiş olacağız yani ister istemez. Mecburen evet tabii ki. Yani. Her şeyin başı. Evet değerli dinleyenler. Su deyince. Su ne yapıyor acaba ya? Emekli olmuştur be. Olmuştur değil mi? Olmuştur. Gökhan ne yapıyor acaba? Çoktan emekli olmuştur. İzmir'dedir onlar. Bak. Büyük ihtimalle onlar evet. Evet. Belki çıkar gelirler. Ya. Bakarsın bir yerde karşılaşırız. Yani İtalyanların çok güzel bir lafı vardır. Yaşıyorsa görünür diye. Ağır bir laf ya. Derin bir lafmış. Yani evet yüzeysel görünüyor ama... Yaşıyorsa görünür. Bu şey gibi ya, göle yük olmaz gibi. Evet. Biz de biraz daha yumuşatıp daha böyle Anadolu halkı seviyesinde şey derler ya kalp kalbe şey yok o değildi. Şey böyle hıyarım var diyene tuz alıp ya da koşmak şey kalpten olarak gönülden olarak gözden olarak gönülden olarak neyse hani Irak yani Irak yani görünmüyorsan yoksun yani. Anlamına gelir aslında Anadolu şeyinde de doğrudur yani gözden Iraksan zaten kalpten de Irak olursun anlamında şimdi tam şeyini hatırlayamadım. Geçen gün inanılmaz bir deyim öğrendim. Yani ilk defa. Ama şimdi hatırlamıyorum. İyi. Evet. Ama yani inanılmaz hakikaten. Belki o yüzden hatırlamıyorsundur. Yani şöyle. Yani sonu çok vurucu ama. Yani 4 kelimeden oluşuyor. İlk üçünü hatırlıyorum. Ben tamamlarım. Gün gibi duru, ay gibi what the fuck yani. Gün gibi duru, ay gibi dolu mu? Ay gibi ama yani yine... Kafiyeli miydi? Yok hayır ama mesela güne duru demek gibi bir şeydi anladın mı? Bu acayip bir şey yani güne duru demek. Yani duru ne? Yani duru dediğimizde duru yani. Durulmuş. Sallanmıyor demek. Durulmuş. Çalkalanmıyor. Dolayısıyla yani. Şeffaf yani. Temiz. Evet. Öngörülebilir. Görülebilir. Yani evet. Gün gibi duru yani. Gün gibi. Duru. Görülebilir yani. Açıkta, ortada. Ay gibi. Ay gibi. Ortada. Parlak. What the fuck yani işte şimdi. Yok, değil yani. Evet.
yani çüş dedirtecek bir şey. Ay ay gibi bir şey yani. Çok benziyoruz. Çünkü ben de böyle şeyleri hiç anlatamam ve hatırlamam. Ha. Ya ben şimdi hatırlarım bunu. Ama yani 3 gün sonra şeyde hatırlarsın. Bileyim, kahvaltı yaparken. Ya kahvaltı ya da tuvalette de hatırlayabilirsin. Tuvalette kesin hatırlarım ya da bir bilmem nerede kaya tırmanışı yaparken mesela. Kime? Bak kayaya. Gözümün önüne gelmedi, affedersin. Yok, benim de gelmiyor da yani. Allah ayrıca Allah da esirgesin. O yüzden hani belki bir sene tırmanırsan bunu şey yapabiliyorum. Kaya tırmanışı dediğim ben hani bir taşın üzerinde yani gibi şey yapmak lazım bunu yani. Şimdi birkaç tane şey var. Bir tanesi gerçekten bir şeyleri aktarma ile ilgili. Hani bazı insanlar o bir şeydir, bir sahne ne diyelim ona, doğuştan sahne adamı olma ile ilgili. Geçenlerde yine galiba TRT'de denk geldim. Yıllar önce seyrettiğim bir filmi bir daha seyrediyorum. Ben o konularda şeyimdir. Yani hiç seyretmemiş gibi seyrederim. Bu çok iyi bir özellik. Şimdi soğuktan donuyorlar, tamam mı? Bir denizaltı dolusu. Batık denizaltıda. Rus şeyler. Ne diyelim ona? Soldiers. Sucular. Submarine. Evet, submarine'ler. Bir tanesi fıkrayı anlatıyor. Bir kutup ayısı yavrusu annesine gidiyor, diyor ki anne, diyor, ben kutup ayısı mıyım, diyor. Annesi diyor ki evet, evet yavrucuğum, sen kutup ayısısın. Peki anne, diyor, sen kutup ayısı mısın, diyor. Evet yavrucuğum, tabii ki ben de kutup ayısıyım, diyor. Ah, tamam anneciğim, ben sadece meraktan sordum, diyor. Ertesi gün tekrar gidiyor bebek kutup ayısı. Anneciğim, diyor, ben kutup ayısıyım değil mi, diyor. Evet yavrucuğum, sen kutup ayısısın, diyor. Peki anneciğim, sen de kutup ayısısın değil mi, diyor. Evet yavrucuğum, tabii ki, diyor, ben de kutup ayısıyım, diyor. Peki, diyor, babam, diyor, yani o da kutup ayısı mıydı, diyor. Tabii ki yavrucuğum, diyor, baban da kutup ayısı, diyor. Ha tamam anneciğim, ben sadece hani böyle bir meraktan tekrar evet, teyit edeyim diye sordum, diyor. Üçüncü gün bu yavru kutup ayısı tekrar annesinin yanına gidiyor. Anneciğim, diyor, bir şey soracağım, diyor. Ben kutup ayısı mıyım, diyor. Evet, diyor yavrucuğum, evet, sen kutup ayısısın. Peki anneciğim, sen kutup ayısı mısın, diyor. Yavrucuğum, evet, diyor, tabii ki ben de kutup ayısıyım, diyor. Peki anneciğim, diyor, babam da gerçekten kutup ayısı mıydı, diyor. Evet, diyor yavrucuğum, tabii ki baban da kutup ayısıydı, diyor. Peki amına koyayım, ben niye burada düşüyorum, diyor. Tövbe yarabbim. Haklı bir soru yani. Haklı bir soru. Bunu denizaltında donarken anlatıyorlar değil mi? Yani çok üşüyorlar. Birbirlerini eğlendirmek için anlatıyorlar. Harika bir filmdi. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama denizaltının ismiyle anılan bir film. Harika bir film. Neyse. bir iki dinleyicimiz var. Biraz sonra onlarla canlı yayında görüşeceğiz. O arada şunu birazcık Amir dinleyelim. 2 saniyede nefes alalım, olur mu? Tabii de var. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2024 yılının bu İlk nüshasında Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Şu anda hattımızda Hatice var. Sanırım İzmir'desiniz ve bize hafta sonu dahil olacaksınız. Doğru mu Hatice? Ne çok iyi. Bu çok iyi. Evet.
Bir de biz bir özel bir şey de yapalım istedik Mete Amir'le. Yani saat 8 gibi bir küçük sofra kuracağız şeyde. Tamam. Şeyin önü, kordonun önünde. Kordonun önünde. 6.45 kordonun önünde. Yani bahçe kısmında. Mesela aç gelin orada. O masaya da davetlisiniz. Sofraya da davetlisiniz. Çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Orada görüşmek üzere diyorum o zaman. Hatice Kalkan sofra davetlisi olarak not aldım. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Ne yaparsınız? Tabii. Daha önce de görüşmüştük. Katılmıştım yayınlara. O zaman hatırlayalım diyelim. Evet tabii. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ziraat mühendisiyim. Ben hatırlıyorum. Ziraat mühendisi. Ha evet evet. Konuşacak çok konumuz var o zaman. Tabii. Ben de çok bağ bahçeyle ilgiliyimdir. Ben de yani ben de çok ben vejetaryenim zaten. Tamam işte. Bahçe yerim. Al yani. Buyur. Buyur. Ben buyur. Bahçe yerim yani. Harika, çok teşekkür ediyoruz Hatice. Tamam. O zaman 16'sında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgilin var mıydı bu arada? Evet var. Tamam, o bilet alacak yalnız. Yalnızlar Partisi yani. Bir de sofrada yer yok. Evet. Neyse uzaktan bakar ya, sorun değil. Sonuçta o fotoğraf da çekebilir. Gelmeyecek mi zaten ama kameraların şifresi, güvenlik kamera şifresini verelim. Seni takip edebilir istersen. Ha yani problem değil. Uzaktan bakar. Biraz canı sıkılsın. Yok, sorun değil öyle şeyler. Harika okay. Bence. Çok tamam. Teşekkür, görüşürüz. Görüşürüz Hatice. Teşekkür ederim, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben makul insanları seviyorum. Ben makul insanlara bayılırım. Yani çok az etrafında makul insan var yani. Ben de yok gibi. Evet. Ben de yani kibarlıktan çok az değilim. Ben dinleyenler. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM'de. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece de Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bu gece... Son olarak da Duru var hattımızda şu an. Duru seni evet. Dinliyoruz. İzmir'desin. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Duru. Bugün çok fazla Duru geçti misalınızda. Dedim benim için bir şans galiba. Bir şansımı denemek için. Bir çekilmiştim biraz acaba yazsam mı diye. Yazdın ve bir davetiye kazandın. Gelebilecek misin? Gelmeye çalıştım. Çok istiyorum. Belki seni, sonra... belki seni soframıza da alırız. Dur ne dersin? Yani çok isterim. Şansımı deneyeceğim eğer o gün önemli bir işim olmazsa. Çünkü malum okullar da açıldı. Biraz yoğunum da. Umarız. 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 Soframıza davetlisin saat 8'de. Çok teşekkür ederim. Duru. Bizi aradığın için de teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Eğer bir izniniz olursa birine selam göndermek olur, istiyorum tabii. Da. Mert'e buradan selam gönderiyorum. Normalde biz sizi kaçırmadan sürekli dinliyorduk. Kendisi bu gece katılamayacağını söyledi şehir dışında olduğu için. Hmm. Umarım Nisa'yı sonradan tekrar dinler. Eyvah. İyi ki var. Sevgilin mi? Teşekkürler. Kendisi. Yok maalesef yalnız ve sarsıntılı bir ilişki hayatım var. Hmm. Hay Allah. Ama neyse ki Yalnızlar Partisi de zaten niye var ki? Yani. Kesinlikle. Evet. Duru görüşmek üzere bekliyoruz saat 8 gibi. Ederim, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Duru. Sağ olun. Yalnızlık zor be. Ya öyle olmalı. Ya tabii ki benim çok iyi bildiğim bir şey değil açıkçası. Sen nereden bileceksin? Ben nasıl şey yap, tahayyül etmeye çalışıyorum. Zor. İşte tahayyül etmek zor bir şey. Yani zaten tahayyül etmek kendi başına zor. Yalnızlık yaşanacak bir şey yani. İnsanların birbirine de anlatabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum. Yani yine. İşte tahmin de saçma bir şey yani. Şimdi tahayyül etmek zaten... İnsanın bilmediği bir şeyi tahayyül etmesi mümkün mü? Değil. Çünkü işte o yüzden saçma yani. Bir şeyi tahayyül etmeye çalışmak
abes de iştigal bence. Ki benim sevdiğim konulardan biridir yani. Şey, Alzheimer'a iyi geliyormuş. Ya mesela bu yaşlarda tahayyül etmeye başlarsan bazı şeyleri. Alzheimer olunca bakarsın. Alzheimer olunca rahat ediyormuşsun yani. Tabii. En azından yani. Ben sana hatırlatırım bunları. Okuduğum makaleler çerçevesinde söyleyebileceğim. Bu. Bir de yani hazır tahayyül etmekten bahsetmişken ben şeye takıldım yani. Benim zihnim şu anda günden duru aydan what the fuck'a takıldı yani ben orada. Ha, günden duru aydan dolu. Yani olmaz yani. Yani şey kayda almam aydan. Yok evet. Yani kayda almam yani. Günden duru aydan. Tövbe yarabbim. Şah, insanın hayatında bir kadın olsa. Tamam, onu seven. Her şey, şey yapın. Gider sorarsın. Yani. Gider sorarsın. Neydi ya bu dersin. O da söyler sana yani. Aa, evet. Doğru. İşte ben yani yalnızlığı ya, tahayyül etmene yalnızlık böyle bir şey. Yani işte. Bir faydası olur mu acaba diye şey yaptım yani. Sen gene çok şey yapma. Ama şey enteresan bir soru tabii. Yani olmayan bir şeyi düşünebilir mi insan ya da olmayan bir şeyi çok güzel bir yere geldin. Mesela 1950'li yılların başlarındayım. Benim adım Philip. 50'li yıllarda mı? Çok yaygın bir isimdi Philip. Evet. Garip garip şeyler yazıyorum. Yok oradan indi, buradan çıktı. Bir baktık gökten iniyorlardı. Sonra aldılar bizi götürdüler. Orada bir şeylere bindirdiler. Tekrar şey yaptılar. Bizi zaten fişlediler. Gibi şeyler yazıyorum ben. Kafayı yemişim. Evet o yıllarda öyleydin sen. Yani... Bayağı elektrik veriyorduk sana biz. Berkeley'deydin. Kendime geleyim diye. Berkeley'deydin sen. Evet. Ya bir insanın... Hadi yaşadığı demeyelim de... Tanık olduğu diyelim, yumuşatayım. Birebir kendisi yaşamadı da... Evet. Belki görmüştür uzaktan. Madığı bir şeyi... Yazabilmesi ya da anlatabilmesi... Ne nasıl şey yapacağız? Konumlandıracağız. Ya nereye koyacağız? İşte ben bu konuda fikrim sabit aslında. Yani bence sen o yıllarda çok dik kafalı bir adam. Estağfurullah. Ya kafanın dikine giderdin yani. Böyle. Zaten o yüzden. Şeyin de kadik kalmıştı yani. Olabilir. Dik kafa yani. Olabilir. Philip dik kafa. Olabilir. Derdik sana yani şey Orange County falan. Olabilir. Biz o yıllarda Orange County'de şeyin şeyine şey demiyoruz yani. Şey karpuzun üstünde yani, kavun şey kesiyorsun. Yani portakalın suyuna su demiyoruz yani. Anladım. Sen girmişsin oraya. Yok bilmem ne, yok şu, yok bu, böyle bir takım şeyler. Bunları yaşıyordun sen bence. Ben de onu söylüyorum işte. Ama yani bu yani sabit olduğum nokta şu. Yani bütün mesela bilim kurgu romanlarının çoğunun gerçek olduğunu görüyoruz. Değil mi? Yani şaşarak bazen. Ya ben aslında artık şaşmıyorum. Evet, ya zaten şaşmamak lazım. Belki ya bir 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce ya da bilim kurgunun altın çağında şaşmak mümkündü bunları. Hatta bir yarış gibiydi. Belki de. Yani ben hayal meyal hatırlıyorum o yılları. Çünkü sizin siz bu konulara takıldığınız dönemde ben... Güney Afrika'da bir devlet için bir takım işler yapıyordum. Şey mi? Pre-Mandela mı? Pre-Mandela. Yani bir takım böyle bir vazifeler tevdi edilmişti. Allah Allah. Yani. Şimdi yani hani söylemem doğru. Tabii söyleyemiyorsunuz. Söyleyemiyorum şu anda. Madagaskarlar. Falan filan evet, işte. Evet.
O civarlar. Hı. Yani belki o dönemden anlatabileceğim tek şey. Öküz kafalı antilop, ön kol, tuz basması. Tuzlama. Tuzlaması. Yani anla yani hani mesela bir metni versem sana o her taraf simsiyah olur. Evet. Tek onu anlayabilirsin. Yani ne okuyabilirsin. Ben de dedim bu ne ya dedim. Bunu niye bastınız o zaman? Dedim, mahkeme istedi dediler. Neyse bu ayrı bir hikaye. Yani bunu bir gün anlatırım özel olmayan bir nüshada. Tabii. Yani olmayan bir şeyi hayal etmek. Bir yani çok da sevmediğim bir yazarın bir kitabında şöyle bir cümle okumuştum. Bir Gipriyodi masalı. Mustafa Nusan'ın öyküsü müydü? Neydi ismi? Tam da hatırlamıyorum. Allah. Berbat bir metin. Ama bir kuştan bahsediyordu ve cümle tam olarak şöyleydi. Yani şimdi ben kendim yazmış gibi hatırlıyorum yani. Ve kuşun gagası daha önce hiç görmediğiniz bir vazoya benziyordu. Allah Allah. Hadi tahayyül et bakalım. Daha önce hiç görmediğin bir vazo olduğunu nereden biliyorsun? Kim biliyor? Ya bunu yazara soracaksın şimdi. Ben onu soruyorum. Ya beni suçlar gibi konuşma yani şimdi. Ben şimdi size soruyorum mesela. Daha önce hiç görmediğin bir vazoya benzediğini nereden biliyorsun? Belki de görmüşsündür. Yani daha önce hiç görmediğim bir vazoya benziyor. Yani eğer gördüysen o vazoya benzemiyor. Yani. Tamam o zaman niye benzemiyor? Gagası öyle çünkü. O zaman kuşu görmüş olmalısın. Ben kuşu gördüm. O zaman daha önce hiç vazo görmemiş olman lazım. Çok ben vazo işindeydim. 1930'lar 38'ler arası. Bayağı cam vazolar yapardım ben üfleme tekniğiyle. Ay şundan bahsediyorum yani. Bir vazo tasarımcısıyım yani ben. Aynı. Tabii. Yani aynı ama zamanda. Hiç öyle vazo görmemişsiniz hayatınızda. İşte görmemişim. Bir insanın burada çok ben size şöyle söyleyeyim. Bir kere Sokrates'ten bildiğim bir şey var benim. Bu Brezilyalı. Evet. Bir insanın bir şeyi daha önce hiç görmediği form olarak konuşalım. Evet. Yani görme biçimi olarak. Bir evet. John Berger vari, Beckham vari. Beckham vari. Bakalım. Toprağı bol olsun. Bir insanın bir şeyi hiç daha önce görmediği bir şeye benzetmesi. Evet. O insanın o şeyi daha önce hiç görmediği anlamına gelmez. Evet. Bunun sonuna kadar katılıyorum. Ben de. Ama bu benim söylediğim şeyi değiştirmiyor yani. Yok değiştirmiyor. Evet. Ben değiştiriyor demedim. Evet. Değiştirmez yani. Değiştiriyor demedim. Onu da değiştirmez, bunu da değiştirmez. Yani sonuç itibariyle daha önce hiç görmediğiniz bir vazoya benziyordu. Hadi bakalım kardeşim. Ama vazoya benziyordu. Daha önce hiç görmediğiniz bir vazo. Ama bir vazoya benziyordu. Ama daha önce hiç görmediğiniz bir vazoya evet, benziyordu. Evet ama bir vazoya benziyordu. Ama daha önce hiç görmediğiniz bir vazo. Yani bir klozete benzemiyordu. Bir vazoya benziyordu. Evet. Burada çünkü, gaga çünkü. Burada yazarın. Yani kimse. Yani. Kimse. Yani. Vazodan anladığına eminiz. Evet bu net. Yani şöyle bir analoji de yapabiliriz. Sonuçta gaga dediğin şey içine... Evet. Yani form olarak yani ya da işlev olarak vazo evet, kursağa yakın olduğu evet, için evet. Andıran bir şeydir. Belki yazarımız buradan yola çıkmıştır. Allah Allah. Evet, belki. Allah Allah. Ama bunu yazarla konuşmak lazım ama hiç vaktimiz yok. Yani şu hiç abi yani zaten benim işim yok. Enerjim de yok ya. Ama çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bunu ben de paylaştığınız için gerçekten. Ben gözlerinize öperim şu yani. Şu an. Gerekirse. Hep kalade şeyim rahatsızım. Ya da mütehassısım. Bu durumdan. Ama çok teşekkür ederim. Gerçekten aşırı faydalı oldu.
İnşallah Cuma akşamı sizinle İzmir'de kordonunda buluşabiliriz diye şey yapıyorum, temenni ediyorum. Ben bir saniyenizi rica ediyorum. Rica ederim, hiç önemli değil benim için şu an. Zaten meşgulüm. Şimdi ne demiştiniz? Ben onu şey... bir şey demedim. Aa, iyi, iyi. Ben bir şey kaçırmamışım yani. Yok, bir şey demedim. Yani bugün ağırlıkla hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuk. Yani bir özet yapmak ister misiniz bilmiyorum ama kısa birincisi olduğu için bence. Yok, özetleyeceğimiz bir şey yok. Bir şey yok. İşte. Binaenaleyh. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası. Yine her zaman olduğu gibi Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. 2024'ün özel olmayan nüshalarında görüşmek üzere diyorum değerli dostlarım.